Uygulamaya ve fanzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Tuttur, en kral sensin. Son iki maçtan beri gerçekten futbol adına çok iyi şeyler yaptı Torrent. Hem moral motivasyon açısından iyi duruma geldi Galatasaray. Daha istekli, daha iştahlı, daha çok inanan bir Galatasaray var. Hoş geldiniz. Nat Spor'da fanzin Galatasaray her çarşamba olduğu gibi Ümit Davala ile beraber başladı. Galatasaray için güzel bir hafta, mutlu bir hafta. Derbi galibiyeti var, Barcelona maçı var. Hepsini konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Umut var mı Umut? Umut her zaman var. Güzel. Bizim de bir hatırlatmamız var, hemen başlıyoruz. Tutturuyu olan kazanır. Fanzin izleyip tutturuyu olan daha fazla kazanır. Şimdi fanzine ve tuttur uygulamasına özel ilk kuponda 150 lira bonus kazan. Linkten tuttur uygulamasını indir, üye ol, kuponunu yap, ilk kuponunda tutturla kazanmaya başla diyelim ve biz de programa hemen başlayalım. Hocam Galatasaray için umutlu bir hafta dedik, mutlu bir hafta dedik. Önce Beşiktaş maçıyla başlayalım, Barcelona maçını da konuşacağız. Bu kadroyu bekliyor muydun? Önce öyle başlayayım. Barcelona maçından sonra bu kadar az rotasyon bekliyor muydun? Ben bu kadar az rotasyon beklemiyordum açıkçası. Yani diğer maçlara baktığımızda bayağı bir rotasyon yapan bir Torrent vardı. Ama bu maçta herhalde de oyuncuların isteğiyle, ben oynarım demeleriyle bu maça sadece sağ tarafta bir değişiklik oldu. İşte Omar değişti. Boyan yerine Omar oynadı. Bir de Kerem'in Emre. Babel'in yerine Emre oynadı. Yani herkesin hazır olması, bu kadar istekli olması çok güzel Galatasaray adına. Bir başarı yakaladıktan sonra zaten herkes oynamak ister. Bu başarıya aynı şekilde ortak olmak ister. Dolayısıyla şu anda iki maçtan beri iyi savunma yapan bir Galatasaray var. Hem Barcelona maçında hem Beşiktaş maçında. Beşiktaş maçında kısmen biraz sıkıntılar yaşadı son dakikalarda. Ama son iki maçı çık, diğer maçlara baktığın zaman geçmişe çok pozisyon veren ve her maçta, hemen hemen her maçta gol yiyen bir Galatasaray vardı. Son iki maçta da bunlar bertaraf edildi. Bu sevindirici Galatasaray adına. Bir tane gol yedi de, o da Peña'nın bireysel hatası. Onu da artık Perşembe günü bir nazar boncuğu olsun ona. Güzel. Dolayısıyla iyi yolda, iyi takım savunması ve yine de aynı şekilde ileride pozisyona giren bir Galatasaray var. Peki bunu neye bağlıyorsun hocam? Yani konsantrasyon, oyuncuların performansının artması ve maça hazırlanması, Neukamp'taki maçtan alarak devam edelim. Evet. Yani o maçın etkisi mi, yoksa o maça doğru da iyi bir hazırlık mı oldu? Galatasaray'daki bu değişimi neye bağlıyorsun? Az top kaybı. Bunu önceden de konuşmuştuk. Orta sahanın az top kaybetmesi. Yüksek oranla pas isabeti oranı çok yüksek olan oyuncular, mesela Taylan %90 ile oynadı. Berkan da aşağı tarafı yoktur. Bir marka olan Nelson'un biraz pas oranları düşük ama geride oyun kurarken değil de ileride sete çevirdiğinde o pas hataları olmuştur. Dolayısıyla iki merkezi çok iyi kapatan bir Galatasaray var. Hem defans kurgusu Markao Nelson'la, hem onların önünde Berkan Taylan'la merkezi çok iyi kapatan ve rakibi kenarlara iten bir Galatasaray var. Dolayısıyla direkt karşı karşıya bir pozisyon olmadı hiçbir takımda. Ve kenarlara iterken de orada Kerem'in, Neukamp'taki maç için konuşuyorum özellikle, Kerem'in Van Aanholt'u desteği, tabii, Babel'in Sasha Boya desteği, Galatasaray altılı gibi durdu aynen bazen. Öyle. Aynen öyle. Kenara ittikten sonra da o yeterince o çoğunluğu sağlamış durumda Galatasaray. Hem kenarlarda hem merkezde zaten kalabalık. Dolayısıyla çok iyi savunma yapıp, çok iyi sahayı parselleyip, yani bir tarafta kümelenmeyip sahayı iyi şekilde parselleyen bir Galatasaray var. Son iki maçtan beri gerçekten futbol adına çok iyi şeyler yaptı Torrent. Hem moral motivasyon açısından iyi duruma geldi Galatasaray. Daha istekli, daha iştahlı, daha çok inanan bir Galatasaray var. Savunmaya çok iyi vurgu yaptın hocam. Çünkü genelde hep orta saha, hücum konuşuluyor. Galatasaray'ın bu noktaya ben bu iki maçta savunmasıyla geldiği fikrindeyim. Evet. Şöyle rakamlara dökeyim. 18 maç sonra Barcelona gol atamadı. Beşiktaş'ta bu sezon ligde en çok rakip ceza sahasına giren takım sayısal olarak. Bir şutu var Beşiktaş'ın, bir ya da iki kaleyi bulan. Bu gerçekten hücumu seven iki takıma karşı
Galatasaray'ın nedenli toplu halde savunmayı doğru yaptığını ortaya koyan iki rakam. Bu takım kurulurken biraz da büyük maçlarda, mesela Avrupa Ligi'ndeki Fatih Terim dönemini hatırlıyoruz. Derbilerde özellikle daha çok savunmasıyla savunup kontra ataklarla hücuma çıkan bir Galatasaray modeli daha çok oldu. Bu iki maçta buna uygundu. Peki bu Barcelona maçı şimdi Nef Stadı'ndaki, biraz oraya geçeceğim. Bu oyunla aynı mı olur, yoksa taraftar ister istemez itecek Galatasaray öne doğru? Arkada boşluk bıraktığı takdirde Galatasaray, Aubameyang muhtemelen oynayacak ilk 11'de, ilk maçta yedekti. Barcelona maçını nasıl oynuyorsun kafanda? Nasıl bir rövanş olur sence? Şimdi şöyle bir durum var. Eğer içeride 0-0 oynayıp da Barcelona'ya bu şekilde gitmek farklı. Orada 0-0 kalıp da kendi evinde oynamak çok farklı. Şu anda kendi saha ve seyirci avantajını kullanmak durumundasın Galatasaray adına. Ben ilk 5-10 dakikada yine presten başlayacağını düşünüyorum Galatasaray. O seyirci desteğinden birlikte bir baskı oluşturacaktır Galatasaray. Ondan sonra tekrar eski haline dönecektir. İyi bir takım savunması, geride iyi kapanma, sonra kaptığı toplarla tekrar artık geçiş hücumu, kontra atak, hızlı oyun, ne dersen artık o maçta geçerli olacaktır. Barcelona'da olduğu gibi. Yani burada seyircinin gazına kapanıp da tamamen hücumu düşünürsen bu büyük sıkıntı yaratır. Gene aynı şekilde kontrollü, sabırlı oynamak durumunda Galatasaray. Ki bunu da yapacaktır kendi sahasında. Hı hı. Ama kolay bir maç olmayacak. Yani ilk maçta biraz Barcelona hafife almış gibi duruyordu. Yani söylenenler de öyle dışarıdan bakıldığı zaman. Hatta Barcelona oyuncular da aynı şekilde beyanatlarda bulundular. Ama tabii ki bu maçta daha konsantre olan bir Barcelona izleyeceğiz. Yani dar alanda bile iyi işler yapabilen bir takıma karşı oynayacak Galatasaray. Yani kalabalık bir merkez defansında o defans arasına ve arkasına atabilen, topu atabilen oyunculara sahip, koşu yapabilen oyunculara sahip Barcelona. Bunu son Osasuna maçında da gördük. Çabucak, işte yarım saatte işi bitiren bir Barcelona vardı. Dolayısıyla yine aynı şekilde iyi defans yapıp, burada iyi kapanıp, topu az kaybedip, ondan sonra kaptığın toplarla ileride çabuk çoğalarak bir Galatasaray izlememiz gerekiyor. Peki Feghouli konusuna geleceğim hocam. Feghouli normalde şimdi Avrupa Ligi maçlarında Çıkıldağ, Berkan, Taylan üçlüsünü daha çok gördük. Feghouli'nin performansı o dönem gerçekten çok kötüydü. Ama ligin ikinci yarısı genelde Feghouli kendisini toparlıyor ve sonlara doğru açılıyor adeta. Evet. Bütün kariyeri öyle Galatasaray'da. Feghouli'yi içte kullanıp, top rakipteyken de o baskıyı santrafora yardım ederek, Feghouli'yi ikileyerek orada, rakip stoperlere Feghouli ile beraber baskı yapmayı hedefleyen bir Torrent gördük. Hem Beşiktaş maçında hem Barcelona maçında. Ve Feghouli'nin top Galatasaray'dayken istasyon olması çok değerli. Çünkü topu kolay kolay kaybetmiyor. Evet. Kilit oyuncu Feghouli gibi diye düşünüyorum ben iki maçı da gözlemleyerek bu maç içinde. Feghouli özelinde neler söylersin? Çünkü Galatasaray'ın paylaştığı videolara da baktım. Şeyde, soyunma odasında kaptan, İşte takımı ateşleyen, vücut diliyle, paylaşımlarıyla, yani Feghouli gerçekten olgunluk dönemini yaşıyor. Artık son senesi, uzatacak mı uzatmayacak mı bilmiyorum sözleşmesini, ama İstanbul'da kalacağını tahmin ediyorum bir şekilde. Türkiye'de devam eder gibi duruyor. Feghouli için ne söylemek lazım? Onu ayrı bir yere koymak gerekir diye düşünüyorum. Öyle zaten, kendi milli takımda da aynı şekilde o pozisyonda oynuyor. 10 numara pozisyonda. Yani orada aşina. Hı hı. Dolayısıyla Galatasaray'da gerçi bu pozisyonda oynarken normalde hep sağ kanatta oynamaya alışkın bir futbolcu olduğu için ister istemez zaman zaman da sağ kanata kayıyor. Aynen öyle. Mustafa da aynı şekilde sağ kanata kayıyor. Ama bu Galatasaray adına bir avantaj normalde. Yani çünkü orada sağ kanatta top oynandıktan sonra hemen sol tarafa geçtiğin zaman Kerem hep birebir pozisyonlar yakalıyor. Onu Beşiktaş maçında da gördük. Dolayısıyla Kerem'i birebir bırakmak da rakip takım savunması için büyük tehlikedir. Soso dediğin gibi sakin, yani şu anda forma şansı da buldu. Kafası rahat. Artık sene sonunu önceden gibi düşünmüyordur. Şu anda sadece oynadığı futbola konsantre. Onu da zaten maç içinde görüyoruz. Büyük bir kazanç Galatasaray için. Dediğin gibi son maçlarda, son haftalarda hep öne çıkan bir Feghouli vardı şimdiye kadar. Bu da bu sene de farklı olmadı yine. Yine ön planda olmayı başardı. Oynadıkça da daha iyi duruma geleceğini düşünüyorum. O da, Babel de aynı şekilde. Bunlar büyük büyük tecrübe Galatasaray için ve bu tecrübeyi de aynı şekilde Torrent'te kullanmak istiyor.
Peki 11 için ilk maçtaki 11'i mi beklersin, yoksa bir sürpriz olur mu? Şimdi iyi de oynayan bir takım var. Normalde iyi takım bozulmuyor genel itibariyle. Ama Babel demişken şimdi aklıma geldi, yine ilk maçtaki 11'i mi bekliyorsun? Yoksa daha farklı ne ihtimaller olabilir sence? Farklı ihtimallerinin olması çok düşük. Yani baktığın zaman Arnold tartışılmaz sol tarafta. Zaten Nelson'dan Markov aynı şekilde. Omar yok. Boy mecbur oynayacak orada. Taylan Berkan şu anda iyi durumda baktığınız zaman. Pulgar o etkinliği gösteremedi. Onu birazdan geleceğim. Evet. Sebeplerini soracağım. Taylan Berkan, Soso. Bence çok yani değişmeyecek. Sağ tarafta Babel. Sağ tarafta gene Babel oynar diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu maçta da dinlendirildi. Perşembe günkü maçı hazırlandı. Zaten oyuncu değişiklikleri de onu gösteriyor. Mustafa erken çıktı ki normalde bence çıkmaması gerekiyor. İyi gidiyordu çünkü. Feguli çıkınca Galatasaray'ın Beşiktaş maçının orta saha etkinliği azaldı. Aynen öyle. Kerem gene çıktı, son 10 dakika olsa bile gene dinlendirildi. Aynı takım çıkacağını diye düşünüyorum. Çünkü bu takım iyi işler yaptı Barcelona'da. Ve artık dediğim gibi yani çok fazla değişkenlik gösteren takım değil de sürekli birbirine birlikte oynayan takımlar hep başarıya ulaşmıştır şimdiye kadar. Bu takım da bu duruma doğru gidiyor yavaş yavaş. Zaten maç maç bakınca biraz da hocalar, sadece Torrent için söylemiyorum bunu. Ligimizde bazen o rotasyon oyun dinamiğini de zarar veriyor, oyun ezberine, alışkanlığına. Evet. 4-5 oyuncu, 6 oyuncu değiştirdiğiniz zaman oyuncular da bu sefer tam birbirini tanımlarken yine kopma oluyor. Barcelona şu son Osasuna maçında mesela ona 5-6 tane değişiklikten başladı maça, yani bir önceki ilk 11'ine göre. Yapıyorlar yani. Sonuçta 3 günde 4 günde maç oynarsan evet bu bunlar olabilir, ama bunları önceden de konuştuk. Hani haftada bir oynarsan bu kadar değişkenlik olmaması gerekiyor. Bir de oyuncu da kendisini hazırlıyor değil mi hocam? Yani Neukamp'taki maç, Beşiktaş maçı, şimdi Nef stadındaki Barcelona maçı. Baktığın zaman 7 günde 3 maç ediyor. Evet. Ve çok da yüksek tempolu 3 maç. Oyuncunun psikolojisi nasıl oluyor böyle durumlarda? Çünkü ben biraz da Konya Spor maçını düşününce, işte Rize maçını da katıyorum hatta. Göztepe maçı. Galatasaray hep kazandı mesela Göztepe ve Rize maçını, ama bir türlü o istenilen oyunu ortaya koyamamıştı. Ligde ilk defa Beşiktaş maçında ben Galatasaray'ı uzun bir aradan sonra gerçekten dominant, gerçekten baskın gördüm. Barcelona maçı tabii ki kendi şartlarıyla değerlendirilir, ama oyuncular, sen yıllarca kamplarda yer aldın hem oyuncu olarak hem antrenör olarak. Oyuncu nasıl hazırlanıyor böyle maçlara? Şimdi mesela Florida nasıl bir ortam vardır sence? Ve ne kadar etkiler performansı? Ya çok fazla özel bir hani hoca tarafından özel bir hazırlama yoktur oyunculara karşı. Çünkü yani ister istemez böyle büyük maçlarda kendi kendine motive olabiliyorsun. Sonuçta yani Barcelona'ya karşı her hafta oynamıyorsun. Veya Beşiktaş'a büyük derbilerde dediğin gibi yani senede iki tane üst hani derbi oynuyorsun. Tabii. Yani bir takımdan. Dolayısıyla hele ki bu Barcelona maçından sonra bu kadar güzel sözler söylenen maçtan sonra, işte herkesi öven bir medya vardı. Takımı öven, oyuncuları tek tek öven bir basın vardı. Zaten oyuncular da bunları takip ediyorlar. Dolayısıyla bu kadar iyi giden bir takımı şu anda herkes bu takımda bulunmak ister. Moral ve motivasyon dediğim gibi üst düzeyde olduğun zaman da böyle bir Beşiktaş maçı çıkıyor ortaya. Tabii o rotasyon olmama sebebi oyuncuların isteği. Kesinlikle yani oyuncuların istemediği bir döneme girdik zaten. Eğer zaten kötü oynandığı zaman veya işler kötü gittiği zaman oyuncular da bunu belli ediyor. Yani ya orası ağrıyor ya burası ağrıyor. Yani bir şekilde kaçmak isteyenler oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ama şu anda herkes dahil olmak isteyen bir periyoda girdik. Bu da tabii Galatasaray için büyük avantaj. Herkes dahil. Torrent'in eli güçleniyor bu şekilde. Evet. Yani şu anda öyle. Herkes dahil olmak derken mesela Pulgar'ı anmak isterim. Çünkü 6 numara eksikliğini hep bahsettik. Taylan eleştirdi, biz de eleştirdik. Berkan öyle. Galatasaray'da bireysel hatalar yapıldı. Trabzon maçı hep hatırlanıyor Taylan deyince. Ama şimdi mesela Pulgar ortada yok. Sence neden? Ve Pulgar forma şansı bulacak mı? O zaman neden alındı? Yani enteresan. Bunu Pulgar, önceden de konuştuk. Pulgar'ı, soru işareti. Aynen yani normalde ben Pulgar'ı geldikten sonra direkt oynamasını beklerdim. Bunlar gerçekleşmedi. Yani ilk iki maçta yedek soyundu. Sonra ilk 11 60'ta çıktı tekrar yani. Ha, oyuna da atmıyor hoca. Yani bir problem var orada belli ki. Yani belki aralarında, belki de ne bileyim Pulgar'ı
Pulgar da aynı şekilde kafasında bu soru işaretleri vardır. Yani ben buraya niye geldim diye. Sonuçta Fiorentina'dan gelen bir oyuncu. Serie A'dan gelen bir oyuncu. Değerli bir oyuncu. Tecrübeli aynı zamanda. Ben burada daha çok süre almasını beklerdim. Ama şu saatten sonra artık Pulgar'ı yavaş yavaş unutmamız lazım diye düşünüyorum. Çünkü o da kafasında bu olayı bitirmiştir. Az oynamanın verdiği işte bu sıkıntı Pulgar'ı da aynı şekilde yansıyor. Torrent'te ne düşünüyor bilmiyorum Pulgar hakkında ama şu anda hiç ilk tercih değil. Hatta ikinci tercih bile değil şu anda. Evet, yani oyuna da dahil olmuyor. Enteresan, oyuna da atmamasını garipsiyorum ben. Evet. Hocam neden sonra geçeceğim? Ki Taylan Berkan da onlar da inişli çıkışlı performanslar gösterdi. Evet, bu ara iyiler ama. Bu ara iyiler evet. Ama yani bu istikrar çok önemli Galatasaray adına. Hem Taylan hem diğer oyuncular bu şekilde istikrarı sağlamaları gerekiyor. Yani bir maç, iki maç iyi, sonra üç maç kötü değil. Bu şekilde hemen hemen hep aynı yakın performansı sahada göstermesi gerekiyor. Nelson'a geçeceğim hocam. Nelson başarı grafiğini daha da arttırdı ve iyi gidiyor. Danimarka milli takımına da çağrıldı. Omar Norveç milli takımına çağrıldı. Bunlar hem Galatasaray adına hem oyuncular adına olumlu gelişmeler. Nelson'la Markan uyumunu nasıl değerlendiriyorsun ve Nelson'un potansiyelini nerede görüyorsun? Yani ben önünün çok açık olduğu fikrindeyim. 2-3 sene sonra, 5 sene sonra Nelson'u belki Premier Lig, belki İtalya, belki İspanya, yani iyi liglerde izleyeceğiz gibi geliyor bana Nelson. Yani Nelson da Marcao da şu anda hani iyi bir ikili oluşturdu. Bu yavaş yavaş işte Bülent Popescu, Uche Hoek gibi o muhteşem ikililer vardır ya. O döneme doğru gidiyor. Yani ama oynadıkça tabii ki daha da pekişecek bunlar. Ama şu anda dediğim gibi yani Nelson, Marcao'nun dışında şu anda farklı bir stoper düşünemiyorum ben Galatasaray adına. İkisi şu anda yani ilk yazacağın isimlerdir Galatasaray kadrosunda. Hem yerden hem havadan iyi bir kesici ikisi de. Hem yan işte gelen ortalarda iyi savunma yapıyorlar. Sezgileri de çok. Merkezden iyi savunma yapıyorlar. Sertler. Yani Galatasaray adına dediğim gibi merkezde şu anda en önemli iki ikili. İlerleyen zamanlarda potansiyelini nasıl vurgu yaparsın? Yani o basamakları aşabilir mi? Çünkü bazı oyuncular var bunu vaat ediyor ama bir türlü performansa dökemiyor. Bazı oyuncu kariyerini çok iyi planlayıp o basamakları sıçrayabiliyor. Şimdi Marcao'da çünkü soru işareti var hala. Nelson daha çok haddini bilerek oynuyor. Yani öyle çok fazla toplan çıkışları göremiyorsun Marcao gibi. Daha ama düz, daha sade. Alıyor, kazanıyor ve yanındakine veriyor, devam ediyor. Evet. Yani daha sade bir futbol sergiliyor. Marcao daha çok top aldıktan sonra hem faul almasını istiyor, hem işte oyuna katılıyor, hem işte orta saha ara pası, işte orta sahada aynı şekilde beslemek istediği için toplan daha haşır neşir. Ama dediğim gibi Nelson bu durumda çok farklı. Çok daha basit bir oyun, çok daha güvenli bir oyun tercih ediyor ki bu bence stoper için ideal bir durum. Tabii ve maç sonunda da üçlü çektirmesi Beşiktaş maçından sonra taraftarın da ona olan sempatisini ortaya koyuyor Nelson'un bunu yapması. Çünkü ya Skandinavya ülkelerindeki oyuncular zaten disiplinlidir. Aynen öyle. Elmander keza öyle. Evet. Yani çalışmayı seven, disiplinli, takım için çok pozitif bir kafa yapısı var. Herkesi olayın içine çekebilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla böyle Skandinav ülkelerin futbolcuları hep olumlu olarak geri dönmüştür Galatasaray. Tabii bir de sosyal medyada maalesef bundan birkaç ay önce tabii büyük bir hayal kırıklığı oluştuğu dönemlerde Nelson'un sosyal medya hesabını kapattığını da hatırlıyorum. Yani şimdi burada izleyen arkadaşlarımıza da bu tavsiyede bulunalım. Hani özellikle işler kötü giderken şahsi hesaplara işte küfürler, hakaretler, oyuncuların sosyal medya hesaplarını kapatacak kadar yani o kadar artık öyle bir noktaya geldik. Çünkü Nelson kendi ülkesinde çok fazla alışık değildir herhalde bu kadar baskıya ve eleştirinin ötesinde hakarete diyeyim. O yüzden biraz da sakin olmakta fayda var. Çünkü çocuklar ya sadece bu Galatasaray taraftarının yaptığı bir durum değildir bana göre yani. Her tarafta var. Canım, yani, yok yani bu eleştiriler sadece Galatasaray taraftarlarından gelmiyor. Anladım. Yani bunları bozmak için de yapılan eleştiriler evet, var. Evet ama Galatasaray mesela Markan'ın başına geldi daha önce. Muslera'nın eşi paylaşım yaptı. Yani biraz o maçın hemen ardından sıcağı sıcağına taraftarlar duygularını çok yüksek yaşıyorlar ve bu oyuncuyu
gerçekten etkiliyor. Kimisi çok etkilenir bundan, kimisi az etkilenir. Nelson çok etkilenenlerden ve hesabını dahi kapatmıştı o dönem, onu hatırlıyorum. O yüzden şimdi üçlü çektirince, yani işler iyi giderken tamam, kötü giderken de yerden yere vurmak. Yani biz ortasını ayarlayamıyoruz. Yani iyi gün dostu deniliyor buna. Aynen öyle. Yani bu gibi, böyle yani olmaması kötü günde lazım. De aynı şekilde destek vermek lazım. Tabii herkes sonuçta için geçerli değil ama bir kesim var. %10-20 onlar hep öyle der yani. Yani. Bu çok kötü bir şey. Onlara da işte avukatlar bakacak onların durumuna. Tabii. Hocam Kerem'le bitirmek isterim. Kerem'i sona sakladım çünkü Kerem az solist artık. Şu an öyle. Evet. Nasıl buluyorsun Kerem'in bu çıkışını, gol sevincini? Buralara geleceğini tahmin ediyor muydun bundan 2 sene önce? Tahmin ediyordum çünkü dediğim gibi bunu önceden de hep sürekli söylüyoruz, önceden de konuştuk ama Kerem bu yapıya sahip, yani o istek arzusu ta ilk geldiği günden itibaren başlamıştı. Yani oynamadığı dönemlerde bile sıkı çalışan ve ben bu takıma gireceğim diyebilen bir futbolcuydu. Hep kendine inanan, sürekli kendini geliştiren ve bu duruma gelmesinde kendisi çok büyük pay sahibi. Dolayısıyla üstüne katan bir Kerem'i izliyoruz sürekli. Her maç daha iyi olan, her maç daha çok üstüne koyan ve şu anda Avrupa'nın gözü önünde bulunan bir futbolcuya büründü. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Daha da tecrübelenecek. Tabii ki şu anki Galatasaray'ın oyun şekli ona tam uygun bir hal aldı. Yani geride iyi kapanıp sonra ileride o boş alanları çok iyi kullanıyor Kerem. Bu belki büyük takımlara gittiğinde veya iyi bir transfer olduğunda bu hem Galatasaray'ın kasasına pozitif anlamda yansıyacaktır. Hem Kerem için de biraz işler daha zorlaşacaktır. Çünkü baktığınız zaman Avrupa'da büyük takımlar daha çok set oyunu oynayan takımlardır. O set oyununda biraz daha kendisini geliştirmesi gereken bir Kerem var. Ama işte bu tarz oyunlarda bilhassa işte şimdi Barcelona'ya karşı yine büyük iş düşüyor Kerem'e. O arkadaki büyük alanları, hani boşlukları en iyi kullanacak olan Kerem'dir. Hocam Avrupa'da Milan'da forma giydin. Werder Bremen'le şampiyonluğun var, Bundesliga şampiyonluğun. Avrupa'da ülkemizi de temsil etmiş bir isim olarak Kerem'e tavsiyelerin ne olur bundan sonrası için? Ya şu anda Kerem tam gaz devam ediyor yani. Durdurak bilmiyor. Dediğim gibi üstüne koyan bir Kerem var her hafta. Bu şekilde oynadığı süre Avrupa'da da başarılı olur diye düşünüyorum. Çünkü hayatı da, özel hayatı da profesyonel anlamda. Yani hiçbir cazgırlığını veya dışarıda bir olayına rastlamadık, şahit olmadık. Dolayısıyla kendi özel hayatında da önem gösteren bir Kerem var. Bu şekilde olursan zaten, profesyonel bir hayat yaşarsan futbolda ve yeteneğinde varsa bu şekilde senin ilerleyişini engellemezdir. Hangi ligi daha uygun görüyorsun? Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya. Çünkü Fransa'dan çok ilgi olduğu yönünde haberler var. Lyon başta olmak üzere. İspanya'da Atletico Madrid deniyor. Yani bilmiyorum tabii. Yani 35 milyon eurolar konuşuluyor ama keşke. Bana biraz fazla geliyor 35 açıkçası. Ama keşke olsa tabii 35. Ama Lyon'un çok büyük bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Sen hangi ligin stiline daha çok yakıştırıyorsun? Vallahi işte yani domine eden takımlarda dediğim gibi Kerem biraz daha üstüne koyması gerekiyor. Sonuçta mesela Almanya Ligi'nde de bu şekilde oynanıyor. Yani büyük takımlara baktığın zaman hep sürekli topa sahip olan takımlar. Ki bu yarınki maçta da aynı şekilde olacak. Yani sen istesen de istemesen de Barcelona topa sahip olacaktır. Bunun önüne geçemezsin. Top onlara bırakacaksın. Bu tarz oyunlarda da Kerem'i daha şu anda görmedik. Daha doğrusu oynamaya çalışan bir Galatasaray vardı önceden. Ama orada bu tarz oyunlarda bu kadar etkili olamayan bir Kerem var. Yani set hücumlarında kendini daha çok geliştirmesi. Aynen öyle. Yani dar alanda. Dar alanda biraz daha pas oyununa daha çok önem vermesi gerekiyor. Yani topu alıp da hurra birebir bu pozisyonları her yerde yakalayamazsın. Dolayısıyla yani farklı takımlarda farklı oyunlar oynanıyor. Her oyunu adapte olacak bir Kerem izlememiz gerekiyor. Yani sadece kontra atak Kerem değil de aynı şekilde topa sahip olan, topu kaybetmeyen bir Kerem. Olması hocam gerekiyor. Sen de maçta olacaksın. Evet. Yayıncı kuruluşla beraber. Davetsiz misafir olarak. Yani o tribünleri de yaşayacaksın. Yani keşke biz de maçta olabilsek, aslında güzel olurdu. Yani yıllarca çok sayıda maç izledim basın tribününde ama yani bu maçı gerçekten isterdim izlemeyi. Olsun. Ama umarım beraber izleyelim ya. O da olabilir. Umarım önümüzdeki hafta yine böyle gülerek başladığımız, İnşallah gülerek tur atlamış vaziyette yine burada tekrar birlikte bulunuruz. Aynen. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ağzına sağ olun.
Evet arkadaşlar, bu haftaki sosyal bahis fenomenimiz Samet Yacel. Mart ayının ilk haftasında takipçilerine tam 74.244 lira kazandırdı. Siz de kazanmak için yorumdaki linkten Tuttur uygulamasını indirin ve fenomenleri yakından takip edin diyelim. Galatasaray'a da gönülden başarılar dileyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın. Uygulamaya ve fanzine özel ilk kuponunda 150 TL'ye kadar hediye. Popülerliklerden canlı maçlar, fenomen tahminleri ve bir dünya eğlence Tuttur'la cebinde. Tuttur, en kral sensin.